sizlere söylemek istediğim çok önemli 3 tane konu var. Bir tanesi Türkiye'de bir günde Recep Tayyip Erdoğan'ın açmış olduğu baraj sayısı. İkincisi şu pandemi zamanında koronavirüs sebebiyle ülkede e, engellemelere rağmen, sıkıntıya rağmen açılan, son 6 ayda açılan 583 tane fabrika sayısı. Üçüncüsü de çoklu baro sistemine geçilmek üzere meclise getirilen yasa tasarısı sebebiyle CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun içindeki gizli sırlarının ortaya çıkması. Şimdi konumuza başlamadan önce lütfen videoma beğenip ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü sosyal medyada CHP çok güçlü. 2019 seçimlerini bu yüzden kaybettik. 2023 seçimlerine hazırlık yapmamız için ben ve benim gibi diğer youtuberleri desteklemeniz lazım. Maddi bir şey istemiyoruz sizden. Sadece manevi olarak beğenmeniz ve, ve abone olmanız yeterli arkadaşlar. Beğenilmeyen videolar YouTube'un arka sayfalarında yayınlanıyor ve bizim de emeğimiz zay olup gidiyor. Şimdi e, bu baraj üzerine ilk konumuzu anlatalım. Türkiye'de 80 yılda bakın 80 yıl zaman zarfında CHP dönemi ve diğer koalisyon dönemleri zamanında açılan toplam baraj sayısı 50 Recep Tayyip Erdoğan'ın bir günde açtığı baraj sayısı 52. Toplu açış, açılış töreniyle geçen hafta bakın 52 barajı bir günde açtı. Toplu açılış töreniyle hepsine canlı bağlanarak 52 barajı bir günde açtı. 80 yılda 50 baraj, bir günde 52 baraj Erdoğan'ın hizmeti. İkinci olarak Erdoğan açıklama yaptı. Bu pandemi döneminde son 6 ayda Türkiye'de 583 tane fabrika açıldı diye açıklama yaptı. Hemen arkasından dalgaya alaya alan CHP'liler sarıldı telefonlarına tweet atarak ya şimdi 6 hesaplıyorlar ya 6 kere hani 6 e, kere 30 180 eder. Şimdi e, 180'de 3 ile çarparsan 520-540 yap. Yani 580 firma açtı dedi ya ortalama 40-50 aşağı oluyor da günde diyor 3 tane fabrika mı açtın diye alay ediyor CHP'liler. Hemen bu yapmış oldukları alay üzerine Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter hesabından 583 tane fabrikayı e, isim isim video şeklinde paylaştı. Klavye delikanlılığını bırakın artistliği sahaya inin bir bir gidin o fabrikaları ziyaret edin. Gerçeği görün diye belirli ispatla sayısıyla 583'ünde hepsini de isim isim orada yayınlayınca bunlara çok güzel kapağa geçirdi. Evet üçüncüsü de çoklu barof sisteminden hemen bahsedeyim. Biliyorsunuz bundan iki sene önce Recep Tayyip Erdoğan başkanlık sistemine geçmek isteyince referandum yaptı. CHP hayır oyu kullandı. Neden diye sorduğunuz zaman CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu. Bu bir tek adam rejimidir dedi. Tek adamın elinin altında hak, hukuk, adalet bir kişiye verilemez dedi. İsterse muhtarları kapatır, Dönercileri kapatır. Lokantalar hepsini kapatır dedi. Biz tek adam rejimine karşıyız. Biz tek adam istemiyoruz. Çoklu sistem istiyoruz dedi. Biz eski sistem istiyoruz dedi. Niye bunu söyledi? Çünkü %51 oy alamayacağını kendisi de bildiği için asla CHP alamayacak. Asla başkanda olamayacak için. Yani ittifak kurmak zorunda olduğu için tek adama karşıyız dedi. Yani onu demek istedi. Alamayacağını bildiği için öyle dedi. Bugün çoklu baros sisteminde tek adam rejimi var. Şimdi Erdoğan da tek adam rejimi olmasın. Çünkü İstanbul Barosu'nda 45-50 bin avukat var. CHP'nin arka bahçesi olarak kullanıyorsunuz ve siz devletin yanında hiçbir zaman yer almıyorsunuz. Siz size üye olan, sizi benimsemeyen, mecburi üye olan, sizi benimsemeyen, sizin görüşlerinizi onaylamayan, dine düşmanlık yapan devletin Ali menfaatlerin yanında yer alan Güneydoğu'da hendek olaylarına, Libya'daki yapacak olduğumuz operasyonlara her şeye karşı olduğunuz için ve diğer avukatlar da size mecburen ayda dödüp üye olmak zorunda olduğundan ötürü onlar sizden ayrılmak istiyor. Onlar sizi sizi benimsemiyor, size katılmıyor ve ayrı bir baro kurmak istiyor. Bu da kanunen yok. Eğer ki ayrılmak istedikleri zaman da avukatlık sertifikaları yok oluyor. Mecburen o parayı Kayıtlı olmak zorunda. Aydet ödemek zorunda. Erdoğan'da da CHP'nin arka bahçesi olmasın. İstanbul'da ikinci bir baro olsun. 5000 tane avukat bir araya gelip bir baro daha açsın. ikinci bir baro diye çoklu sisteme geçince hemen arkasından Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki baroları bölüyor, parçalıyor. Bak bölüyor, parçalıyor. Türkiye'yi diyor bölme girişimi bu diyor. Ya hani sen tek adam rejimine karşıydın. İşte al tek adam rejimi barolarda var. İşte al 2-3 tane baro olsun. 2-3 tane görüş bir e, ayrılığı olsun. Birbirlerine hani bildirimler paylaşımlarda bulunsunlar. Hemen dansoz gibi niye kıvırdın? Başkanlık sistemini eğer ben diyor başa gelirsem diyor başkanlık sistemini diyor hemen e, geri tekrar eski e, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı sistemine geri döneceğim diyor. Geri tekrar eski düzeni geri rejimi geri getireceğim diyor. E o zaman baroda niye tek adamlık istiyorsun? Ha şunu anlamanız lazım buradan da. Eğer ki tek adam rejimi diktatörlük Kemal Kılıçdaroğlu gibi CHP'nin çatısı altında ise CHP yandaşı tarafından yönetiliyorsa onlar tek adamsa her zaman diktatörlüğe, rejime, her türlü e, mevkiye, makama razılar. CHP tarafından oluyorsa bu. CHP'nin güdüm altındaysa. Eğer CHP'nin güdümü altında değilse ne demokrasi ister bunlar ne sosyal devlet ne diktatör ne ilke ne hak hukuk laiklik cumhuriyetlik hiçbir şey istemez. CHP'nin çatısı altındaysa diktatörlüğe bile hazırlar. Buradan bunu anlıyoruz. Başka bir açıklaması yok. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.